İlk bölümünü yayımladığım Sempol Yolu'nun ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde Yukarı Gökdere Sipahiler Parkuru'nu yürüyeceğim. Yukarı Gökdere köyündeyim. Burada Kocapınar'da kampımı yaptım, bu çardağın altında. Gece yağmurluydu. Hasan abiyle birlikte kahvaltı yaptık. Şimdi Serpil istikametinde ilerleyeceğim. Sonra sipahilere ulaşacağım. Bugünkü rotam 17 kilometre. Yukarı Gökdere Serpil Köyü arasının 3'te 2'si Elmalıklar arasında geçiyor ve Eğridir'den Antalya istikametine geçen karayolunu dikine geçiyorsunuz. Tam da elmaların ilaçlanma mevsiminde buradan geçtiğim için biraz kimyasala maruz kalıyorum. Arkamdaki toprak yoldan ayrıldım ve patikaya girdim. Buradan sonra uzun müddet dağ yolunu tırmanacağım bu patikadan. Patika şimdilik güzel, bakalım ilerisi nasıl. Bu patika Serpil'e gidiyor. Evet, benim geldiğim yol burası. Gerçek bir patika, belki de antik bir yol. Tek tük silik işaretler var. Muhtemelen Kate Clough'un işaretlediği yer burası. Ama daha canlı işaretler. Bu toprak yolda. Bana kalırsa bu toprak yolu kullanmayın. Burada harika bir patika var. Yolu dikine geçiyor sürekli. Çaprazlamaya geçiyor. Wikiloc'taki benim Yukarı Göktepe, Serpil, Sipahiler rotamı yürürseniz bu yoldan yürürsünüz. Evet, toprak yoldan gideceğinizi antik yolu kullanın. En sevdiğim yol tipi.
tepeden sonra dikine bir antik yoldan tepeye kadar çıktım. Tepeden sonra tam tepeye çıktıktan 20-30 metre sonra sola işaretler ayrılıyor. Ama o güzelim patika bırakılır da öyle o yola girilir mi girilmez. Ben de buraya geldim. Şimdi bu tarlanın sol ucundan devam edeceğim ve o patikadan ayrılmadığım için bu tarlanın sol ucunda yukarıdan gelen işaretlerle kavuşacağım. Çünkü dün çok iyi bir tecrübe oldu bu benim için Sempol yolu için. Doğru düzgün işaret yok, bir şey yok. Dağ tepe dolandım durdum deli gibi. Yağmura yakalanmayacaktım. Tam zamanında köye ulaşacaktım. 2-2,5 saatte deli gibi yağmurun altında kaldım. Pek ıslanmadım ama olsun. Biraz yorucu oluyor tabii yani. Islandıktan sonra üstün başın ıslak. En azından yağmurluğun ıslak, pantolonun ıslak, ayakkabın biraz ıslanıyor. Islakken çadıra girmek biraz yorucu, yıpratıcı oluyor yani. Ama çadıra değil de eve gidiyorsan ıslanırsan ıslan. Evet, ileride rotaya gireceğim. Bu bölümün bundan sonrasını müziksiz yapacağım. Çünkü doğanın sesleriyle baş başa kalmak da güzel. Başka bir yokuşa çıkıyorum. Bir düzlük daha. O düzlüklerden biri daha. Yukarı Gökpınar ve Eğridir rotasına göre bu rotadaki işaretlemeler daha iyi. Bir de ormanlık ve gölgelik olduğu için hep bu şekilde işaretler kalmış. Birileri yenilemediyse tabii. Ve sıklığı da iyi. Hani dünkünü görünce korkmuştum işin açıkçası. O işaretleri görünce, daha doğrusu işaretlerin olmadığını görünce dedim benim işim var. Ve dünün yorgunluğu da çöktü. Bakalım beni ne bekliyor bugün. Sipahilere varmak istiyorum ama umarım varırım. Gece insan geçmeye korkar. Bu karanlık ormanın içindeki işaretlemeler gayet iyi. Oldukça sık ve yeni boyanmış gibi bir düzenleme yapılmış. O yüzden bir ara bir 200-300 metrede işaretler neredeyse kaybolmuş durumdaydı ama yine düzeltilmiş. Daha sonraları işaretlere kavuştuğunuz zaman rahat ediyorsunuz. Ama gene de GPS kayıtsız çıkmayın derim. Kuyular su dolu. Bütün kuyulara da hayvan düşmesin diye odun örtmüşler üstüne. İyi yapmışlar. Evet. Yol falan yok. Kayalar işaretlenmiş. Atlaya zıplaya gidiyorum. Arkada güzel bir dağ göründü. Bu dağın hangi dağ olduğu hakkında bir fikrim yok. O tarafta dağ da kalmadı aslında. Eğirdir'den sonra. Ha, Dedegül o. Evet, Dedegül dağı görünüyor. Tam karşımızda Dedegül. Bir diğer adı da Anamas Dağı. Konyalılar Anamas diyor. Bir Ispartalılar Dedegül Dağı diyorlar. Yukarıdan oldukça taşlı bir patikadan indim.
Berbattı, ayaklarım mahvoldu. Acaba sipahileri geçer miyim diyordum. Şimdi saat 6'ya geliyor ve 4 kilometrem var sipahilere. Bugün kararmadan varabilirsem çok iyi çünkü yalnızım. 2 gündür ayaklarım perişan oldu. Şöyle bir bayram etsin ayaklarım. Of. Çok iyi. Buranın adı Eski Sarmış. Burada çobanlık yapan bir ablamız. Sipahilerle. Gördüğünüz istikamette de eski bir kale kalıntısı olduğunu söyledi. Çünkü Eski Sar olunca Eski Hisar'dan bozma olduğunu düşündüm. Doğru. Sipahiler de şu istikamette, buranın arkası. Acaba ben buradan mı gideceğim yoksa karşı vadiden mi? Ona emin değilim. Bir işaret yok. GPS'e bakınca tekrar söylerim. Sempol yolunu yürüyenler yılkı atlarını gördüklerini hep yazarlar. İki tane yılkı atı. Biri yağız, biri kahverengi. Ve ikisinin de alnında sakar var. Harika. Son yokuş beni bitirdi. Zirveye ulaştım ama ben de bittim. Hava kararmadan sipahilere geldim. Daha doğrusu daha 1,5 kilometrem falan var. Saat 7.30 civarı. Şu anda Sipahiler Köyü'nün meydanındayım. Çantamı hazırladım. Çadırımı da toplayıp gideceğim. Bugünkü kamp yerim burası.